Karadut böğürtlen suyu diyor da. Hocam kolay gelsin. Sağ olun. Ya burada böyle farklı farklı ayranlar var dediler bizim. Böyle içimizi evet. Açtılar. Kekik dediler. Acılı ve muzlu ayran dedi. Şey muzlu ayran mı? Kekikli ayran var, acılı ayran var, kekik. Sade ayran var. Kışında muzlu ayran da çıkıyor. Muzlu ayran kışın. He, evet. Yetişemedik ona. Evet, o zaman abi var. Şöyle bir deneyelim. Kekikli bir deneyelim senden abi, ricam. Başka ayran. Neler var? Karadut. Karadut, şalgam var. Tuzsuz şalgam. Tuzsuz şalgam. Evet. Heh, ondan da bir deneyeyim abi. Sana zahmet şöyle dolduralım. Bu hangisi abi? Kekikli ayran. Kekikli ayran. Hafif tuz at. Kaya tuzu atıyoruz. Evet, kaya tuzu. Buradan. Şimdi, Zekiciğim, bir özelliği var biliyorsun hani bazı tansiyon hastalarımız içemiyor şalgamı. Abim nasıl yapmışsa bir şekilde tuzsuzunu bulmuş. Gerçekten şalgamın. Ilginç. Ahmet abi şalgam. Nasıl bozulmadan saklayabiliyorsun peki şalgam? Tuz olmayınca bozulur yani. Dut fıçısında. Kekikli harika bir şey var. Abi neydi bunun fiyatı? Kekikli ayran. 5 lira. 5 lira. Fiyat da uygun. Bir tane simit yiyecek misin? Bir simit tadına bak. Kazan gevrek simiti. Odun fırınında pişiriliyor bu. Uzum. Ya uzum ya. Hem acılı hem kekikli olsun. Ayran mı? He. Normal ayran abi. Şimdi Türkiye'de bu kadar farklı ayranı bir arada bulabileceğim pek geliyor. Bir de siz böyle bir şey yaptığında normal ayranı çok satmıyordur abi. Millet meraklı ya. Geliyor, geliyordur abi normal ayran isteyince şaşırıyordur işte böyle. Şu benim miydi Ahmet abi? Şunu alayım ben. Of. İçine bir soksana simidi. Güzel olur abi. Sos sos sos. Uzum. Şöyle kıvamını görsünler bak. Ne çok sulu ne de böyle çok koyu bir ayran. Ben de kekli ayran alayım. Sana zerdeçallı verelim. Muzlu var kışın. Muzlu. Bak inanmayacaklar belki buna. Ama gelsinler görsünler. Kışın biz gelelim. Ama ben geldiğimde arayacağım merak ediyorum. 4 lira abi. 4 lira ayran da 5 lira. 9 diyeceğim ama mümkün değil bu ayrandan 2 tane en az içerseniz. Abi bırakamaz yani mümkün. Buzlu suda bekliyor bardaklarımız. Buzlu suda. Sende tuzlu şalgam var mı peki? Tuzlu şalgam isteyene öbürsünü getiriyor. He tuzlu yok normalde hep tuzlu. Yok. Acı yok bunda sade. Buyur abi. Bir de ayran var mı? Var. Nasıl? Abi bu sıcaklarda gerçekten şalgam. On numara. Patlıyor gidiyor. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Evet sıradaki mekanımız börekçi Tuncay. Börekçi Tuncay Adana usul usul öyle yapan böreklerden bir tanesi. Altı üstü böyle çıtır çıtır baklava hamuru. İçi de 3 farklı peynirle dolu bir börek. Arkada bizi bekliyor. Burası Mersin, Ankara, Osmaniye, Hatay. Öğretmenler Bulvarı otoban girişi. Otobana girerken hemen sağ tarafta. Eyvallah. Başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Tuncay Ustam kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin abi. Hoş gördük abi. Bir porsiyon rica edelim. Şöyle yakından da bir gösterelim. Hemen hazırlıyorum. Şöyle dilimlerken bile peynirler akıyor gidiyor. İşte bunun da özelliği bu. İçinde 3 çeşit peynir var. Evet, nedir bunun bu şekilde fiyatı? Bu şekilde çay, börek, yanında domates, turşu 25 lira. 25 lira, evet. Ellerine sağlık. Tadım kısmından devam ediyoruz. Peynirler çok lezzetli öncelikle. Güzel bir uyum içinde. Vallahi sevdim. Ben bunu gömeceğim. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Çekelim amca. Çok güzel bir sokak lezzeti bulduk. Bir kendi incir. Hocam bir tane hazırlan. Nerede? Böyle buzların içinde. Bak burada da. Oraya da dökmüşüm buzlu suda. Tanesi 1 lira. Şundan 5 tane ye. Yemeğin üstüne tatlı niyetine. Serinle kaç gitti. Biz sonraki mekanda görüşürüz. Sıradaki mekan Türk Ocağı Mahallesi'nde. Seçkin Ocakbaşı. Ustam kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol abicim, hoş geldin. Hoş gördük. Abi biz şimdi çekimden önce konuştuk. Bize ne yapıyorsun? Abi size şu anda Beyti Kebabı yapacağım. Beyti Kebabı? Evet.
Şimdi abi beytinin özelliği nedir normal Adana kebabına göre? Normal Adana da alacağız bir tane. Evet abi. Ama beytinin özelliği sarımsak, maydanoz, hafif toz biber. Toz biber. He. Sarımsak herhalde. Sarımsak ağırlıklı olması. Adana'nın farkı mı? Sarımsak ağırlıklı olması. Beytin evet. O yüzden ondan alıyor beytin. Süper. Ya sarımsağın zaten güzelleştirmediği bir yemek olamaz. Beraber doğru mu? Evet. He, tabii böyle kıyıp kıymaya ekleyince daha güzel oluyor. Evet. Abi ne kıyması kullanırız? Abi el kıyması, zırh kıyması. El kıyması ne etidir? Neresidir? Kuzu et abi. Kuzu etinden kaburga yaparsın. Ya. Kaburgadan. Süper. Kaburga zaten zaten bu güzel olur derler. Az evet. Orijinal Adana kebabı. Tarifi zaten de budur. Kaburga en güzel yeri. Lezzet veren yeri. Değil mi? Lezzet orada. Yağ dokusu. Ya, tam böyle kebaba uygun yağ olan. Heh. El kıyması. Toz biberi geldi. Toz biberi. Onun dışında çok bir şey girmiyorsun zaten. Yok, biraz daha sade kalması lazım. Evet. Kıymanın tadını bastırmaması lazım. Aynen. Şimdi de kıymamızı bastırdık. Abi ortalama kaç gram et yiyoruz peki bir şişte? Abi ortalama 160-150 gram arası. 150-160 gram bir porsiyon yemeğiniz. Evet. Kaçtan kaça açığız abi burada? Abi sabah saat 7'den başlıyoruz. Evet. Akşam 9.30-10'a kadar buradayız. Akşam 9.30-10. Sabah saat 7'de ne tercih ediliyor en çok? Ciğer. Tabii ki ciğer. Kahvaltıda olmazsa olmaz. Biz o kadar erken gelemedik. Sabah ciğerini kaçırdık. Evet. Şu an ciğerim yok zaten. Evet. Kalmadı. Bu saate kalmıyor. Ciğerim erken. Yani şöyle iyi yapan yerlerde diyelim bu saate kalmıyor. Evet. Taze olur. Evet. Şimdi bunlar burada. Kendini bırakıyor yavaş yavaş. Böyle beyti burada. Kıyma burada. Şöyle bir saniye bu taraftan gelelim. Şu yağını ızgaraya yedirmiyorsun ya abi. Valla. Onu biz yiyeceğiz. Evet. Şimdi Adanalılar bunu izlerken gerilmez ama başka şehirden izleyen olursa o kıyma düşer der hocam. Bilmezler. Orijinal zaten Adana kıyması dedim mi dağılacak. Ama işte bunun da bir ustalığı var, bunun da bir tekniği var. Gerekirse telle tutuyorsun, gerekirse bir şeyler yapıyorsun. Şimdi bu kıyma böyle şeye düşecek gibi duruyor ya, millet korkuyor. Evet. Köze abi. Düşecek gibi duruyor. Öyle. Böyle. Şöyle bıçak abi. Kıyması olunca böyle olur abi. Olay bu. Sağlayacağım abi. Tekrar bir yağları çekme seansı ve ateşte buluşuyor. Şöyle yakın gösterelim. Of. Bunun görüntüsü bizim şeye benzedi. Kağıt kebabı var bizde Antakya'da. Görüntü ona benzedi ama tabii ki lezzeti farklıdır. Kıyma. Tadım kısmından devam ediyoruz. Evet geldik en keyifli kısmı. Bir memleketin alan olduğunu ispat etmek istiyorsan kebap masasını çekeceksin. Evet, evinde koyacak yer kalmıyorsa orası Adana'dır. Bir diğer daha güzel ispatı arkadan bak tak tak sesine giriyor taze salata sesleri. Değil mi? Bunlar köşede beklemiş soğan yok en sevdiğimiz. Şimdi ben seni örnek alıyorum. Sen ne yaparsan aynısını koyacağım size. Biraz şöyle toz biberli soğan, biraz da sumaklı soğan. Az bir şey de buna limon sıkarsın. Böyle. Eğer acıyı seviyorsan şundan da bir tane ortasına koyarsın ve artık gömersin. Hadi bakalım. Nasıl? Bu işte ayakta duramayan kebap. Böyle damağınla ezersin diyorlar ya. Olay bu. Tabii ben şimdi seni denedim. Bu beyti oluyor. Beytin özelliği sarımsak ve maydanozla. Şimdi beytiyi iki şekilde alıyorlar. Bir dumle kebap, bir de sarımsaklı kebap. Ama bizim bildiğimiz beyti sarımsaklı, maydanozlu kebaba dönüyor. Sarımsaklı özelliği sarımsaklı. Dışarıda beyti sarmalar, kebabı sarıyorlar, parçalıyorlar, İskender gibi sosluyorlar. Evet. Biz beytiyi böyle yeriz, böyle yeriz. Şöyle koyuyoruz. Bunun yine böyle limonla eksik etmeyeceğim. Yalnız iyi gömüyoruz ha. Özür dileyelim. Şöyle. Güzel.
böyle ellerin parmakları yağ içinde kalacak, aynen. Buradan kalkışımız böyle, buradan kıpırdız olacak. Bu yancılarıyla birlikte kebabın fiyatı 40 liraydı. Onu da söylemiş olalım. Bu fiyata da adamı başka yerde yiyemezsin. Değil mi? Aynen. Kalmadı fiyatlar. O zaman bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Geçiyoruz. Tam kolay gelsin. Senin yoğunluğunu böyle senin işini engellemeden hızlıca bir mumbar isteyeceğiz. Şu an en yoğun saatlerdeyiz. Şöyle mumbar yeni geldi bu kazanda. Sürekli taze taze kaynıyor. Biri bitince diğeri yapıştırılıyor. Şöyle ellerine sağlık. Diğer kısma şırdana düşüyoruz. Şöyle hızınızı kesmeden bir tane şırdan rica edelim sizden. Hoş gördük. Ustam, iki tane paket verir misin? Ellerine sağlık. Şimdi bunları tabii sade sade yiyeceğiz. Böyle sadece kimyon. Başka bir şeye gerek yok. Şöyle abi kimyonla vuracağım. Ya harika bir kapanış, vallahi harika. Şimdi bunun pimi var bir de böyle. Pimini böyle tuttun mu gelmesi lazım derler. Aynen bu şekilde. Şöyle. Hatta şöyle yiyeyim. Tersten yemek şimdi kurmasınlar. Bismillah. Şöyle bir içini göstersene onu. Of, baldo pirinç. Baldo pirinç. Şimdi şöyle bir açıklama yaptı ya, buradan yiyelim de kızmasınlar diye. Aslında bence şırdanı ilk yiyenler bu taraftan başlayabilirler, sakınca yok. Burası daha az yağlı olan taraf. Burası evet. Da şırdana alışmış olanların başladığı yerdir her zaman. Orada daha mı yağlı, uç kısmı? Tabii. Bu ilk yağlı. Kez yiyecek olanların buradan yemesi evet, mi? Evet, ben öyle tavsiye ediyorum. Sonra alışınca yağlı kısımdan başlayabilirler yani. Sen işini biliyorsun ki. Limon yakışıyor mu peki hocam? Sık. Sık, zehrini al. Limonu şöyle bir al, zehrini al. Ama böyle bir de... Biraz sen kimyonlar dökülmüş kimyon burada. Bana bir pulver de yapıştırsana şuradan Zeki. Vuralım mı ya? Olur ya. Çok yedik bugün. Bir şey olmaz. Ağır olursan kaçıramazlar. Şöyle abi. Tam Niyazi'nin dediği yer orasıydı aslında. Nasıl? Beli. Beli beli. Şırdanın beli diyelim oraya. Şimdi bir de burada mumbar var. Onun da hakkını var onun. Kapanış. Şimdi. Şöyle ufak bir mumbarla. Hop gitti. Bu direkt gidiyor. Ya bunu hiç çiğnemiyorsun zaten. Krem direkt krem. Yapıyorsun. Vallahi krem. Şöyle şimdi ikiye katlayalım. Yemesi kolay olur. Paran olacak, her gün yiyeceğim bunu. Her gün yiyeceğim bir de. Sadece bununla yaşayacağım. Her canım çektiğinde böyle Antakya'dan geleceğim. Atlayacaksın değil mi? Değil mi? Yakıtı makıtı düşünmeyeceksin hiç. 2 saat yol valla geldi. Çok teşekkür ederim. Bugün sayenizde harika bir tur. Hoş geldin tekrardan. Eyvallah. Bir sonraki turumuzda inşallah en kısa zamanda Antakya'ya bekliyoruz sizleri. İnşallah geleceğiz. Kardeşim en kısa zamanda kendinize iyi bakın. Ben şunlara dalmaya devam edeceğim tabii ki.